TM4'e hoş geldiniz. Sayıların dilinde Bekir Adıl'la beraberiz. Evet Bekir Bey, aslında herkes şu anda en çok konuştuğu konulardan bir tanesi bu yeni partiler. Yeni partiler ne olacak? Babacan'ın partisi, Ali Babacan'ın partisi geliyor. Abdullah Gül'ün desteğiyle, bir şekilde daha çok fikir vermesiyle. Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu bir parti hazırlığında. Tabii sadece şunlara bakıyor şimdilik insanlar. Yani yüzde kaç oy alırlar? İşte Babacanlar %10 alır mı? Davutoğlu %6-7 mi alır? Ama tabii daha da kritik bir nokta var. Kimler olur parti içinde? Ki sizin bir söyleşiniz vardı TM4'te. Şunu söylemiştiniz. Demiştiniz ki Babacan için mesela bir öz eleştiri yapmadan Babacan'ın yeni partisi olmaz demiştiniz. Şimdi bu yeni partilerin Türkiye'nin yeni döneminde, yeni dönem derken bir arayışı var Türkiye'nin. Evet. Yani geçen de konuştuk ya, evet, yani gençlerin %50'si siyasetten umudu yok. Evet, toplumun yok. %40'ı bu sorunların hiçbirini siyasi aktörler çözemez demiş vesaire. Yani ona baktığınız zaman bu arayışın karşılığında Babacan'ın ve Davutoğlu'nun şansları olur mu olmaz mı? Belki biraz bunu konuşarak, tartışarak başlamak gerekiyor. Teorik olarak bakarsan herkesin şansı var. Evet. Neden? Demin dediğim gibi. Geç hafta duyduğunuzu konuştuk. Gençlerin %50'si Türkiye'nin sorunlarını bu siyasi aktörler çözemez demiş. %40'a yakın insan aynı fikirde vesaire. Şöyle bir mesele var. Yeni parti ihtiyacımız açık. Neden açık? Var olan siyasi aktörlerin her biri az veya çok kapsama alanını genişletemeyiz bir hale geldi ya da beslenme damarları tıkandı diyorum ben. Hı hı. Yani yeni fikirlerden, yeni kadrolardan beslenemiyorlar. Yani iklim değişikliği İş Parti'nin programında yok. Hı hı. Erozyon da yok. GDO'lu ürün meselesi de yok. Vesaire. Şimdi geleneksel sorunların yanı sıra bunlar. Gibi. Dolayısıyla yeni, gündelik hayattan giderek kopan bir halleri var. Bir yanı bu. Ama bir yandan da Türkiye 4 tane kimlik köşesine, yani milliyetçilik üzerinden veya sosyoekonomik gelişmişlik, laiklik, dindarlık ya da sekülerlik, dindarlık nasıl tanımlayacaksak 4 partinin kimlik tercihleri üzerinden siyasi alanda sıkıştı. Buradan çıkamıyoruz. Buradan çıkmak için yeni bir söyleme, yeni bir tarza, yeni bir kadroya ihtiyaç var. Onun için teorik olarak vardı. Ama bu bunun cevabı Babacan ya da Davutoğlu mudur dersek bunu bir tartışmamız lazım. Hı hı. Şimdi birincisi önce izleyicilere şunu söylemek isterim. Bu tür anketler sağlıklı değildir. Hı hı. Yani Babacan oy kursa, parti kursa oy verir misin? Veririm, vermem. Bekir Deniz'den aday olsun mu? Olsun. Yani şimdi bu başka bir şey. O yüzden biz bu tür taleple gelen, yerel yönetimlere aday olmak isteyen, milletvekiline aday olmak isteyen her arkadaşımıza, dostumuza bize anket yapın diye geldiklerinde diyoruz ki paran cebinde kalsın. Hmm. Çünkü bu anketler bilinirliği ölçer. Kaç kişi seni tanıyor ölçer ama kaç kişi sana oy vermeyecek için hangi iddianda olduğun, nasıl bir kadronun içinde ya da yanında ya da başında olduğun, nasıl bir siyaset tarzı içinde olup olmadığın vesaire gibi bir sürü başka şeylere bağlı ve senin bütün bunu nasıl bir toplumun ihtiyaçları düzeni içine oturttuğun ve nasıl bir söylemle, nasıl bir iletişimle bunu topluma anlattığına bağlı vesaire. Şimdi bütün bunlar yokken farazi hesaplamalar doğru değil. Onun için benim elimde bu anlamda bir sayı yok. Yok. Ama şunu o zaman da siyasi analizimi söyleyebilirim sana. Benim kanaatim şudur. 2 tane kritik mesele var adı geçen beyefendilerle ilgili. Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan'dı. Ahmet Davutoğlu'ndan başlayalım. Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin Suriye politikası başta olmak üzere Orta Doğu halkları Afrika'yla dahil hani o stratejik derinlik diye başlayan bir başka mazlum milletlere açılma diye kodlanan görünüşte belki böyle olan ama ben illüzyonun teorisini yazdı Ahmet Davutoğlu diyorum. O illüzyon ne? Bütün bu coğrafyanın ya da bütün bu toplulukların, insanların lideri olmak hayali. Yeniden Osmancılık. Bu bir illüzyon. Evet. Şimdi bu Tayyip Bey'in ve AK Parti iktidarının da kumaşına çok denk geldiği için sahiplendiler vesaire. Ve bugün geldiğimiz yer meydanda. Değil mi? Şimdi herhalde hiç kimse bugün Suriye'de ya da Irak'ta ya da Mısır'la ilişkimizde, Libya'yla ilişkimizde geldiğimiz yer çok doğruymuş ulan diyecek kimse yok herhalde. Dolayısıyla bir kere Ahmet Davutoğlu
toplumun önüne çıkıp da bu işteki payını kabullenen ve özür dileyen bir şey söylemeden başladığı sürece sorunu var birincisi. Çünkü hani şöyle bir efsane var ya, efendim Türkiye toplumu balık hafızalıdır, unutur. Ben de her yerde anlatıyorum ki bu palavra. Kimse unutmaz. Unutur mu? Toplumlar hele unutur mu? Bu toprakların insanları, Madımağı ya da 15 Temmuz akşamı olanları ya da 6-7 Eylül'de olanları unutmuş olabilir mi ya? Sadece Türkiye toplumu yüzleştiği meseleyi nasıl çözeceğini, nasıl o meseleyle baş edeceğini bilemiyorsa, buna ait mekanizmalar yoksa elinde, farkındalığı düşükse unutmuş gibi yapıyor, yoksa unutmuyor. O nedenden bir kere birincisi öz eleştiri şartı var. İki, Ahmet Davutoğlu'nun şu ana kadar kamuoyuna yansıyan söylemlerinden, başka fikirleri vardır onu bilmem ama kamuoyuna yansıyan söylemlerinde yeni bir parti söyleminden daha çok AK Parti'nin nasıl doğru yola gelmesi üzerine süreçler ve önerileri var. İkindiki ruhuna dönmek diye de formüle ediyor kendisi ve ekibi bunu. Dolayısıyla bunun bir kısıtlı alana sıkışacağı için de çok doğal olarak AK Parti'den beslenen kadrolarla kuracağı, AK Parti örgütünden gelen insanlarla kuracağı ve oraya hapsolacağı beklenebilir. Evet. Böyle bir politikaya ve böyle bir yeni parti oluşumuna ve o partinin siyasi tutumuna bağlı olarak da Tayyip Bey'in ve AK Parti'nin de nasıl bir tepki geliştireceği beklenebilir. Onun için çok başarı şansı görmüyorum. Ama Ali Babacan meselesi biraz daha farklı. Ali Babacan ise, yani yine geçmişine dönelim. Evet, 2002'den uzun bir süre hükümetlerde bakanlık yaptı, ekonomide bakanlık yaptı. Kamuoyunda ya ciddi güvenilir devlet adam algısı var ya da işte dış dünyanın kreditörleri beğeniyormuş vesaire vesaire. Bütün bunlar doğru ama aynı zamanda yine Ahmet Davutoğlu'nun öz eleştiri meselesi gibi bir şey söyleyeceğim ama Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu hükümet 2011'den itibaren bu ülkenin bütün stratejik tercihlerini, gelen paraları inşaata yatırmak, betona dökmek gibi bir tercihte bulundu ve o hükümetin de bakanlarından biriydi Ali Bey. Evet. Sadece ekonomi, yani Ali Bey ve etrafındaki insanlar, adı geçen insanlar sadece AK Parti döneminin başarılarına sahipler. Başarısızlıkları ise sadece Tayyip Erdoğan'ın, bu söylem gerçekçi değil. Bunu topluma bir biçimde samimiyetle anlatmaları lazım. Evet. Bunu başarabilirlerse bir birinci başlangıç noktası bu. Çok kısa bir şey burada söyleyeyim Bekir abi. Burada sorun bence şu. Siz sadece ekonomik olarak baktınız Babacan'a. Eleştirinizi söylediniz. Fakat şimdi Ali Babacan topluma adaletten dış politika kadar bir sürü konuda laf söylemek zorunda. Cesiz Dışişleri Bakanlığı yaptı ama çok kısa bir süredir. O zaman dönüp insanlar size şunu da sorarlar. Tamam, siz perde arkasında kısmen mesela Gezi Parkı'ndaki yapılanlara, şiddete karşı durdunuz ama orada kalmaya devam ettiniz. Siz bu özellikle 2013 sonrası değişmeye başlayan AKP'nin kitlelere karşı işte medyanın üzerine gelmesinden aydınlara kadar pek çok şeyde sessiz kaldınız. Bunlar da sorulur. Yani sadece sizin söylediğiniz gibi ekonomik anlamdaki iyi de inşaata bu kadar işte kısa bir süre evvel, daha iki hafta evvel varlık fonundan 1.7 trilyon lira 3 şirkete gitti. Yani o fon hepimizin, Türkiye'deki herkesin hayatından Ağoğlu'na gitti. O finans merkezindeki batak şeylere gitti. Bugün hatta yeni ekonomik programı da aynı şekilde var. Yani Babacan sadece ya ekonomide bunu hata yaptık demekle de yetinemeyecek bundan sonra. Hem o öz eleştiriyi daha genişletmek zorunda, hem de bu vereceği mesajları, Karar Gazetesi'nde bir röportajı vardı. Biraz daha netleştirmek zorunda gibi gözüküyor. Evet, bence de. Yani buradaki mesele, ikinci mesele, yani öz eleştiri meselesi, evet sen de ben de aynı fikirdeyiz. Ama ikinci bir mesele nasıl konumlanacağı ve partiyi nasıl kurguladıkları. Oradaki kritik şey, eğer var olan bu kutuplaşmalar, kimlikler içinde bir yere yerleşerek İyi Parti'nin yaptığı hatayı yaparsa, İyi Parti her ne kadar şimdi o hatayı geçiştirmek ya da çözmek için uğraşıyor gibi görünüyor olsa da, ama baştan o hata yapıldığı için belli bir zeminde kaldı ve belli bir oy oranının üstüne taşıyamıyor kendisini. Eğer Ali Babacan bütün bunların üstünde bir konumlanma yapması için, yani kimlikleri tanıyan ama kimlik siyaseti yapmayıp bütün kimliklerin ihtiyaç ve taleplerini kapsayan bir dil ve politika üretmek ya da dünyadan bak, çünkü karşı karşıya olduğumuz kriz dünyanın da bir krizi, Avrupa Birliği'nin de bir krizi. Dolayısıyla Türkiye'de yaşanan meseleler tek başına Türkiye'nin meseleleri de değil aslında. Dolayısıyla böyle bir okuma, böyle bir vizyon olduğunu hem sözleriyle hem kadrolarıyla hem de vizyonlarıyla gerçekten toplumu ikna edebilirlerse belli bir şansları var. Ama o şans pek başına iktidar falan anlamını taşımıyor, en azından başlangıç noktasında. Ama
Her ikisi de evet, başarı şuysa partiyi kurduk yani yasal olarak seçimlere katılabilir. İşte 40 ilde tabela astım, 40 ilin 3'te 2 ilçesinde örgütlendim. Bunu çabuk başarabilirler, orada mesele yok. Ama başarı toplumdan %10 ve üzerinde oy almaksa Babacan'ın şansı Davutoğlu'na göre biraz daha önde denebilir. Ama onun da bir sürü ön koşulu var. Ama bu iki ismi geçen partinin kurulması, geçen hafta konuştuğumuz iktidar blokuyla muhalefet bloku arasındaki hassas suni denge ya da kritik eşitlik, suni eşitlik içinde müthiş anlam taşıyor. Evet. Çünkü bütün bu oyunu değiştirme potansiyeli var. O nedenle geçen hafta da söylemiştim, bugün de tekrarlayayım. Önümüzdeki bir yılını siyasetin gündemi bu yeni ittifaklar. O ittifaka dahil oldu mu, öbürü çıktı mı? İyi Parti onu mu dedi, HDP buraya mı dahil oldu? Tartışmaları çok ciddi hayatımızda yer kaplayacak. Tabii siyasette hani günler, haftalar çok önemli. Daha da uzun süre var herhalde arka seçime. Biraz sonra konuşuruz seçimleri. Ama şöyle bir nokta var. Babacan ya da Davutoğlu'nun karşı blokta yani AKP bloğunda yer alması hemen hemen imkansız gözüküyor. En azından Babacan için. Davutoğlu için benim hala kafamda var. Yani hani bir siyasi manevralarla geçebilir, durabilir. Partide efendim değişiklik sözü verildi, seçimlere giderken bir şey yapabilir ama Babacan kesin de öbür tarafta olacak. Tabii bu çok ciddi dengeleri farklı noktaya doğru götürebilecek bir süreç. Tabii orada çok erken ama işte Cumhurbaşkanı kim olur, Abdullah Gül mü olur, başkası mı olur, adayı bu tarafın, o tartışmalar daha devam edecek. Burada tabii geçen hafta da konuşmuştuk. İyi Parti'nin oradaki ilginç, nasıl MHP aslında oyu fazla değilken Türkiye'nin siyasetinde aslında Devlet Bey'in çok 2000 öncesinden başlayan da bir süreci var. Erken seçime götüren, kaybettiren, son dönemde kritik kavşaklarda yön veren. Evet, yön veren. Meral Akşener o potansiyeli göstermese bile ama anladığım kadarıyla bu tırnak içinde AKP karşıtı blokta oluşacak yapı içinde de oyunun fazla olmamasına rağmen oyunun kuralları içinde farklı bir ağırlığı olacak diye de düşünülüyor evet, galiba. Öyle bence olacak. Yani şu, İyi Parti ve Meral Hanım, tabii ki bir zan ve dıştan yorum diye söylüyorum. Evet. Bir bilgiye dayanarak söylemiyorum. Benim okumam, bütün stratejilerini başlangıçta CHP'nin de hatalarına ya da işte gösterdiği bazı zaaflara bakarak ana muhalefet olmaya kurdular. Evet. Ya da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura Meral Hanım hatırlarsan hep tabii, ben kalırım, ben kalırsam da seçilirim dedi. Kalırsam da seçilirim dedi. Bunu oynadı ama hayat öyle gelişmedi. Yani CHP başka hamleler yaptı Muharrem İnce gibi. Sonra yerel seçimlerde başka şeyler oldu vesaire. Ama şimdi benim gözlediğim hem Meral Hanım hem İyi Parti bulunduğu konumu hazmederek değişebilir miyim diye bir çaba içinde, kendi içinde. Elbette burada şu tartışma olacak sıkçana. Çünkü iktidar bloku İyi Parti'yi oradan çözmek için ve çoğunluğu yeniden seçmen hareketiyle sağlayamıyorsan kurumsal ve kurumuyla bir seçmenleri almak ya da dükkanı satın almak gibi yürüdüğüne göre Türkiye'deki pratik siyaset ideali böyle olmasa bile o zaman İyi Parti nasıl buraya alırız? Buraya almak için önünde iktidar blokunun bir handikapı var. Devlet Bey ile Meral Hanım arasındaki kişisel gerilim. Evet. Belki kurumsal gerilim de. Ama bir yandan ona Devlet Bey de kapı açtı ve bu sıkça hamle olacak. Bir yandan da İyi Parti kadrolarının bu tarafta muhalefet blokunda sağlam ve kendilerinden çok emin durmaları konusunda tereddütleri var. Çünkü HDP ve HDP etrafında iktidar blokunun oluşturduğu o kriminalize eden söylem, oraya onu bir koza içine hapseden söylem var. Veya Kürt meselesine bakışları var. Evet. Yani İyi Parti kadrolarının da Kürt meselesine bakışlarının çok, en azından benim ölçülerime göre çok çoğulcu, demokrat olduğunu bana göre söylemek mümkün değil. Kendileri tabii ki böyle düşünüyorlardır vesaire ama en azından çoğulcu bir dil ve politika yok. O zaman burada herkes zayıf karın İyi Parti diye bakıyor. Evet. Bu taraf muhalefet blokundakiler de kendi bloklarında ya da seçmenlerinde, kendi zihinlerinde, uygulamalarında, politikalarında neyi değiştireceğime konsantre olmak yerine İyi Parti gider mi gitmez mi gibi bir kuşkuculukla baktıkları için bir süre projektörler İyi Parti'nin üstünde olacak. Ve tabii ki yeni kurulan partilerin bu tarafta ne olacağı meselesi. Şimdi bu ama herhalde şurada mutabıkız değil mi? Başkanlık sistemi dediğimiz sisteme geçtiğimiz andan itibaren artık Türkiye siyaseti konsolide olacak. Yani ittifaklar kaçınılmaz. Bir yandan parçalanıyor gibi görünüyor ama ittifaklar bu seçim sistemi içinde kaçınılmaz. O zaman da
bu partiler eninde sonunda şu kararı vermek zorundalar. HDP'yi veya Kürt siyasetini. HDP'nin kendi artıları eksileri ayrı tartışma konusu. Ama varsayarak ya da yok sayarak ne kadar daha böyle yarım yamalak sürdürürler ayrı konu. Çünkü burada Kürt seçmenin ya da HDP'li Kürt seçmenin oyu çok kritik büyüklükte. Hı. Ve de muhalif blok kendi başına o oya ihtiyaç duymadan henüz iktidar blokundan fazla oy alabilecek bir siyasi manevrayı başarmış değil. Onun için İyi Parti de kritik. Yeni bir Babacan veya Davutoğlu'nun kuracağı partilerin de rolleri kritik olacak. Ama asıl bu partilerin HDP'ye bakışlarında kritiklik var. HDP meselesi ise HDP'yi başlı başına bir programda konuşmamız lazım. Yani o kadar kolayca iyi veya kötü tabii, demek tabii. De yanlış olur. Zaten herhalde şöyle bir nokta var. Burada onu da başka bir programda konuşuruz. Belki ikisini beraber bir dahaki programda konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu nokta var. Kaldı tabii. Ki Kürt meselesinde dil biraz değişti, tavır biraz değişti. 31 Mart, 23 Haziran seçimleri. Tabii Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin katılması... partide bir şekil değişti, bir hava değişti, bir ruh değişti. Orada da sanki bir yeni dönemde daha fazla bu konuda inisiyatif alan, daha çok konuşan bir parti göreceğiz gibi gözüküyor. Ama isterseniz CHP ve HDP'yi bir dakika programı bırakalım. Evet, şununla bitirelim isterseniz. Az bir zamanımız kaldı. Şimdi bir taraftan da şu konuşuluyor. Yani bu yeni partiler kuruluyor. Potansiyel de var. Mesela Babacan için konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hızlı bir erken seçime gider mi? İki tane nokta konuşuluyor aslında. Bir tanesi daha böyle hayata farklı bakanlar diyorlar ki Haziran 2020'de ancak özlük haklarını kazanıyor milletvekilleri. Haziran 2020'ye kadar seçim olmaz diyen bir ekip var. Bir de ben biraz böyle düşünüyorum aslında. Bakın şimdi dün elektriğe %15 zam geldi. %30-35'lik kısa bir sürede bir zam var. Doğalgaz bir süre sonra yakmaya başlayacak insanlar. Bir yılda %60. Yılda %60. Doğalgaz. Elektrik. Pazara gidiyorsunuz, fiyatları görüyorsunuz. İşsizlik. İşsizlik. Genç işsizlik %25'lerde. Şimdi büyüme, işte IMF'nin raporunda biraz vardı. Belki ufak da olsa, ufacık da olsa bir 0.25'lik belki büyüme olur mu olmaz mı? O Türkiye'ye yetmez. Dün Sayın Bakan Berat Albayrak'ın toplantısını dedim. Değişim diyor. 17 sene sonra ne değişimi? Yeni ekonomi programı diyor. 17 sene sonra ne yeni ekonomi programı? Yani bütçe dengesi, Türkiye'nin borçlanamaması, yüksek maliyetli borçlanması, bütün bunlar bana sanki bir erken seçimin çok kolay olmayacağını düşündürüyor. Kaldı ki belediyeler gibi çok ciddi hani sosyal yardımların, hatta ne yazık ki biraz da partizanca yapan belediyeler de gittikten sonra sanki biraz daha işler zorlaşmış ve sanki Erdoğan bu Türkiye'yi yönetme noktasını biraz daha götürecekmiş gibi düşündürüyor bana, bilmiyorum. Ya yani şimdi falcılık. Tabii falcılık. Falcılık yapalım. 2023'ü görmeyeceğimizi sanıyorum. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ama 2021 sonbaharından önce, yani 2 yıldan önce de bir erken seçim olmayacağını düşünüyorum. Evet. Neden böyle düşünüyorum? Sözünü ettiğin gibi bir kere ekonomik krizi yönetebiliyor ve bu ya bundan sonra yönetebilecekmiş gibi görünmüyor ekonomi yönetimi. Hala problemi kavramış da görünmüyor. Her şeyden önce seçtiği politikalar yanlış, doğruyu bırak. Problemin tanımı konusunda zaten bir kere bir sorun var. Dolayısıyla ve de ekonomik aktörlere de böyle bir güven de vermiyor zaten. Dolayısıyla en güzel şeyleri de yazsalar o PR'cıların hazırladığı PowerPoint'leri, onların bir karşılığı ve hükmü yok bir kere. Ama sadece ekonomik krizden ibaret değil durum. Yani yönetim açısından bakarsan işte başkanlık sisteminin bir mimari eskizi bile olmadığı için yap bozdan yürüyoruz. Şu anda devlet dediğimiz mekanizmada tapuya da gitsen, nüfus işlerine de gitsen, ilçe eğitim müdürlüğüne de gitsen bir sürü işin aksıyor olduğu açık. Evet. Yani bu niye aksıyor bilmem de daha partizanlıklar şunlar bir sürü başka şey konuşabiliriz ama özü itibaren devlet dediğimiz mekanizma etkin ve hızlı biçimde çalışmıyor ve sorunları da yönetemiyor gibi bir izlenim veriyor vatandaşa. Hı-hı. Bir kere bir tarafı bu. Toplumsal olarak kutuplaşmalar, gerilimler, şunlar bunlar meydanda. Bir yandan da dış dünyayla olan gerilimimiz var. Yani Suriye'den, Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan, her yerden birlikte. Dolayısıyla bu sorunların her biri kendi başına bir ağırlığa sahip ama birkaçı birden birleştiği zaman onun sinerjik etkisi çok daha şiddetli oluyor. Toplum evet ekonomik krize karşı salyangoz gibi büzüldü. Yani Türkiye insanı bir adım geri çekiliyor hayatından. Artık kimse diyelim 1 kilo fasulye almıyor, 250 gram fasulye alıyor belki.
Ama o gelir giderine göre kurdu. Ama mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Ülkenin insanlarının sadece dörtte biri işini kaybederse yeniden iş bulabileceğine inanıyor. Şimdi bu ne demek? Her dört insanın üçü yastığa başını koyduğunda işimi kaybedersem hayatım bitecek kaygısı ve korkusu taşıyor demek. Evet. Psikoloji, yani bunu demeye çalıştım. Bunun psikolojik etkileri daha büyük. %70'den fazla insan önümüzdeki 3 ayda daha da ağır koşullar bekliyor. Hem ülke hayatında hem kendi ekonomik hayatında vesaire. Dolayısıyla beklentiler de bu kadar kötüye düşmüşken iktidarın bütün bu tablonun içinde erken seçim kararı vermesi mümkün değil. Hele biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi dengeler değişiyor olduğu için de kolay değil o. Ama bir yandan da dış krizlerle içerideki bu ekonomik veya siyasi krizler birbirini tetikler ve bir daha büyük etkili bir siyasi krize dönüşürse ancak erken seçim olabilir birincisi. İkincisi iktidar blokunda yani AK Parti ile MHP arasında ciddi bir ayrışma ve çatlak ve kavga çıkarsa olabilir. Veya MHP'nin bilinçli tercih olarak ya da AK Parti'nin bilinçli tercih olarak bunu öbür ortağını da seçime zorlamak yolunda olursa olabilir. Dolayısıyla ben bütün bu karmaşık sorunları böyle PowerPoint sunumlarla 4 yıl daha götürebilir mi iktidar emin değilim. Onun için 2023'ü görmeyiz diyorum. Ama bu tehlikeyi de gördükleri için son dakikaya kadar da erken seçim kararına direnecekleri için de öyle 2 yıldan önce kolay görmüyorum ya da olası görmüyorum. Belki aslında son cümleler şunu söyleyebiliriz. AKP ve Erdoğan bir zamanlar umudun ve hikayesi olanların partisiydi. Şimdi korkunun, ürettiği korku toplumun genelinde ve yeni bir hikaye üretememek, Türkiye'nin önüne yeni bir hikaye, yeni bir model, yeni bir umut koyamamanın bu fasit dairesi içinde geri geri gidiyor gibi görüyorum. Tabii. Belki geri gidiyor ve toplumla ilişkisi de yani hakikatle de ilişkisi, toplumun sorun ve ihtiyaçlarıyla da olan ilişkisi kesiliyor. Çünkü örgüt dediği mekanizmalarda yerel yönetimlerdeki ağırlığı da felç oldukça hayattan beslenmek yerine yukarıdan aşağıya doğru bütün siyasetini ve yapılanmasını kurgulayan bir partiye dönüştü. Dolayısıyla o partinin tek liderin kararlarına ayak uydurma ihtimali o eski dinamizmi yok artık yok. AK Parti'nin. Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, seçimleri, AK Parti. Efendim T24'teki Sayıların Dili programının sonuna geldik. T24'te, YouTube'da, İzlesene'de ve Daily Motion'da bizi seyredebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.